Evet sevgili dostlar, Tweet TV'den iyi akşamlar. 10 best tweet. Best top 10. Best top 10 tweet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün yine doktolu bir gündem. Televizyon programları öyle yapıyorlar ya. Bugün doktolu bir gündem. Şok 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 birazdan geliyor. Evet sayın seyirciler. Ya diyoruz. Sende bugün bir hal var. Hal var ya. Yani. Bir lensi düşürdük. Lensi kırdık. O önemli değil. Bugün aşık oldum ben. Ciddi misin? Valla kime aşık olduğunu söyleyeyim mi? Ya da ilerleyen dakikalarda mı söyledim? O fotoğrafların çektiğin kız mı? Ona aşık oldum ya. Çikinmiş ya. Estağfurullah ya, olur mu öyle şey ya? Abi şu estağfurullah söyleme ya, onaylamak estağfurullah. Estağfurullah onaylamak mı oluyor? Evet. Geçelim mi tweetimizi? Yet tweetimi senden başlayalım istersen. Aslında şey, bugün Hürriyet'in iki köşe yazarı Neşet Ertaş'la ilgili köşelerine yer vermişler, yazmışlar. Evet. Allah rahmet eylesin, bugün defnedildi. Evet. Allah rahmet eylesin gerçekten. Tüm devlet erkanı oradaydı. İnternetten televizyon izledim üzere. Evet, ben her sabah kalktığımda açık söylüyorum. Evet. Daha yataktan kalkmadan Yılmaz Özdil'in yazılarını okuyorum. Evet, bizim çevrede Yılmaz Özdil'i çok seviyorlar. Yılmaz Özdil senin için... Yo, ben Ahmet Hakan'ı da okuyorum. Evet. Fakat bugün Yılmaz Özdil'e maalesef kocaman bir sıfır verdin. Gitti. Hayır. Acaba bir sen mi verdin? Genel olarak etkili. Hayır hayır, cidden. He. Yani ben o yazıyı okuduktan sonra köşe yazısını Allah Allah dedim kendi kendime. Sonra Twitter'a bir baktım. Gerçekten ya, halk aşağı yukarı. Bir de şey abi, yani yazıyı beğenmediysen tamam, Yılmaz Özdil'i takip ediyor olabilirsin. Daha önce yazdığı bir ton köşe yazılarını beğenmiş olabilirsin. Bu yazı çok kötü bir yazıydı. Yani. Ama her gün onu... Aksine Ahmet Hakan'ın yazısını da beğendim ben. Şey söyleyeyim, her gün 10 numara bir yazı çıkması mümkün mü sence? Ama şey, moruk bu... Yani bu bambaşka bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Bak, ay haftada bir yapılsa, iki günde bir yapılsa, sana katılıyorum da... Her gün yazı bence... bazen yapılamayabilir. Ben bugün kendi kendime ne dedim biliyor musun? Ne dedin abi? Çok şey de var, eleştiri mesela, eleştirisel tweetler de var. Evet. Cidden Yılmaz Özdil büyük ihtimalle Neşet Ertaş'ı dinlemiştir ama kavrayamamış anladığım kadarıyla. Evet. Hayır, Yılmaz Özdil babamın oğlu da değil. Popüler bir yazardır. Muhalif kanadın belki en popüler yazarıdır. Bugünkü yazısını beğenmedim onu. Vallahi bence hoşgörü olmamız lazım. Olabilirse olmamız. Okudun mu abi yazısını? Okumadım. Ben vallahi en son okuduğun kitabı söyle bana. En son okuduğum kitap, ben kişisel gelişim kitapları çok okuyorum. Doğan Cüceloğlu, Sistem Yayıncılığın, birçok kitap okuyorum ama son zamanlarda kitap okumuyorum. Bu ama internet medyayı... Şunu da söyleyeyim bak, Yılmaz Özdil'i normalde her gün okuyorum. Ahmet Hakan'ı kişisel olarak, karakter olarak sevmiyorum, onu da söyleyeyim. Bak, ona rağmen dedim ki bugün Yılmaz Özdil'in yazdığı yazıyı sevmedim. Aksine yani Ahmet Hakan'ı insan olarak da sevmiyorum. Bak açık açık söylüyorum, yazdığı yazıyı sevdim. Ya zaten bir insanı herkes seviyorsa bir problem vardır ya. Yani. Herkes bir insanı sevmemeli zaten. Evet, ilk tweetim geliyor. Evet. İstersen sen başla. Şeyi soracağım, ben bugün aşık oldum. Onun için tweet okumak istemiyorum. Evet, bugün yine muhteşem yüzyıl, kuzey, güney falan filan unutuldu dünkü olaylar. İlk tweetimiz maalesef, biz de tweetleri takip ettiğimiz için, adı da Tweet TV olduğu için. Evet. İlk tweetimiz Vedat Özdemiroğlu. Muhteşem yüzyıl, ne acayip ya. Sarayda herkesin casusu var, sarayın sahibi padişah hariç demiş. Bir daha okur musun? Muhteşem yüzyıl, ne acayip ya. Sarayda herkesin casusu var, sarayın sahibi padişah hariç. Yani senaryoya diyor, bakın böyle senaryonun ben ne diyor. Yani adam orada maymuna çevirdiniz diyor. Evet. Bir sonraki tweetim Fro Bro. İlginç bir isim. İlişki durumum eşittir. Muhteşem yüzyıl reklam aralarında mesajlaşıyoruz demiş kız arkadaşıyla. Öyle bir ilişki durumumuz var. Aslında çok ilginç. Manalı değil mi? Çok manalı. Bir şey söyleyeyim, şey var ya, maşallah, inşallah, maşallah, inşallah. Onun gibi oldu bizim de şey. Anlamayacağım. Şey o diyor ya, maşallah,
inşallah. Biz de bütün tweetleri manalı buluyoruz yani. Güzel onlar. Ne diyorsun? Bir şey demiyorum ya. Allah herkesin yolunu açık etsin. Sonraki tweetim Ali Irmalı. Anne saçma sorular, aptal sorular. Hem anneni mi çok seviyorsun yoksa babanı mı sorusu? Aptal sorular dendiğinde ilk akla gelen. Cidden ha, niye biz soruyoruz bunu? Bir şey söyleyeceğim. Son dakika. New York'ta sürpriz buluşma. Davut Güloğlu İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Nejat'la görüşecek demiş. Sanırım Suriye ile ilgili. Evet. Nafer Ermiş Twitter fenomeni. Aptal sorular köşesinde yine. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Kaç göstermek istiyorsun? Sana kaç lazım? Dur. Ama bu sadece Türklerde değil. Mesela genel Almanlar da sordu. Schätzmal işte kaç yaşında gösteriyorum falan. Bu genel olarak bütün dünya. Ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Hiç kimsenin yaşını söylemiyorum. Az söylersin dert, çok söylersin dert. Her türlü dert yani. Evet. Ben hiçbir zaman birisinin yaşını söylemiyorum. Ümmet Cizir'den okumak istiyorum. Nefsimi yendiğim tek yerdir belki de seccem. Seccem. Ya Rab, ya Rabbim. Öyle bir iman vahşet ki, vahşet ki, vahşet ki. Vahşet ki gözyaşlarımda ıslansın seccadem demiş. Medcezir. Ben de Medcezir'e. Medcezir çok ağır yazıyor yalnız. Hep dikkat ediyorum. Çok donanımlı. İşte bak. Donanımlı abicikti işte var değil mi? Buraya geliyoruz mesela. Evet. Bugün Yılmaz Özdil öyle bir yazı yazmış ki evet. Abi insanları ötekileştirmeyeceksin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şu kızcağız çok donanımlı. Medcezir. Bu kız da yazar olabilir mi acaba? Onu bilmiyorum. Çok donanımlı. Ben takip ediyorum. Onu söyleyeyim. İstesem bırakırım dediği her şeyin bağımlısıdır insan. Aşk da dahil. Gerçekten, Sezen Şen demiş. Gerçekten Twitter'da müthiş beyinler var. Evet evet çok başarılı. Ya yani. İnanamazsın ya. Bu kadar mı olur ya? Yani. Son tweet. Ben şey yapıyorum. Nereden besleniyorum biliyor musun? Hı. Twitter'dan besleniyorum. Vallahi. Kendimi öyle geliştiriyorum. Orada geliştiriyorum. Abi kitap oku. Tamam. Elif Şafak oku abi. Estağfurullah ya. He? Olur mu? Elif Şafak bize uyar mı? Bozar bize Elif neden, Şafak. Neden? Neden? Elif Şafak seviyor musun gerçekten? Evet Mahir Mitti iki kelime. Seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyorum. Okan Bayülgen. Seviyorum. Mehmet Ali Erbil. Yılmaz abi, Morgül. Tek bir cümle söyleyeyim. Bir abi ben size tek cevap istiyorum. Mehmet Ali Erbil'i seviyor musun? Yorumsuz. Okan Bayülgen. Onu seversin sen kesin. Zeki. Ha. Ondan sonra şey Beyazıt Öztürk. O işini biliyor. Talip Kara Mahmutoğlu. Hızır Özgüner. Hayır hayır. Bir dakika abi. Talip Kara Mahmutoğlu. Talip kelimeler kifayetsiz kalır. Öyle niye yalakalık yapıyorsun bu adama sen? Niye yalakalık yapıyorsun? Ya tamam kardeşim abartmana gerek yok. Talip Kara Mahmutoğlu seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyorum o zaman. Niye ne oldu bir anda değişti? Ha inanıyor musun? Yok inanmıyorum. Doğru zaman. Söyle abi devam et. Ondan sonra Kadir şey, Kadir İnanır. Kadir İnanır sevmiyorum abi. Kadir Doğulu. Ben sana sordum. Kadir Doğulu'yu ben nasıl seviyorum? Nasıl bir oyuncu Kadir Doğulu? Bir şey oyuncunun ben çok o izlemedim hiçbir yerde. Pis yediler. İzleyeceksin nerede izleyeceksin? Hayır bir şey hani şeyde bir kayan vardı. Ama bak şimdi şey diyorsun Kadir Doğulu'yu pis yedeli de izledin mi? İzledim. Bir iki defa şimdi, denk geldi dedim. Bir kafa diziye, bir öğrenci dizisine başarısız bir adamı başrol olarak getirmezler. Estağfurullah, evet. Ha reytinglerine bak, bak Twitter'da 200 bin takipçisi var. Bir şey soracağım. Ben Kadir Doğulu'yu 1997-98 Frappe'den tanıyorum. Hı hı. Ama helal olsun karşılaştığım zaman hiç havaya girmemiş. Aynen işte bu. Çok doğal, gerçek, gerçekten. Hiç oyuncu oldum çok iyi. Bizde de olur mesela bizim işimizde de vardır. Ego yok. Ha yok abi. Burnu büyüklük burnu yok. Burnu büyüklük efendi, düzgün bir insan. Bu önemli. Evet efendim bizim benim de oluyor. Kadir'le ilgili bir anekdotum var. Çok onu uzun, bir şey yapsana. Yok çok uzun olur o yüzden anlatmayayım. Başka zaman değil. Kadir aslında yeni yani başarılı oyunculara, şimdi yeni yetmelere derler ya, genç arkadaşlara, yeni gelen arkadaşlara aslında çok iyi bir örnek. Evet. Çok mesafeli. Kadir Doğulu örnek. Örnek. Aynen, örnek diyebilirim sana. Oğuzhan Yıldız. Tanımıyorum. O kardeşim benim. O da çok, onu da çok seviyoruz. Ben sana son Erol Köse. Erol Köse benim 1992'den. Abi bırak. Ya kardeşim. Tek kelime abi Erol Köse. Erol Köse bence zekice hareketler yapıyor. Tek kelime abi. Zeki. Çok zeki hatta. Nihat Doğan. Zeki bence de.
Onların bence hocaları... Angelik Akbar. Hayır, onu tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum. Ha? Cüneyt Gökçer. Onu da tanımıyorum. Bir şey soracağım. Bir de şöyle bir şey var. Televizyonlarda, programlarda herkes herkesi tanıyor. Çünkü ekip çok sağlam. Bilmese bilene biliyor. Sunucu da bir sürü insan bilmeyebilir. Ben de bir sürü insan bilmeyebilir. Beni herkes biliyor mu ki ben onları zaten bilmiyorum. O sahte gülüşler ya da sahte hoş geldik, hoş bulduk, nasılsınız? Onlar biraz belli oluyor. O ışıklar söyledi, kimse kimse tanımıyor. Şöyle bir durum var. Mesela atıyorum X. Yok söyleyelim mesela Sava Tümer'e bir... Sava Tümer'i çok seviyorum. Tamam yani. Sev. Çok seviyorum tamam. Abi. Sava Tümer'e... Abi ben Sava Tümer'e bir şey demedim. Diyecek gibi davrandın ama. Hayır, Sava Tümer'e bir konuk gelsin. Ben aşığım, aşık. Sana söyleyeyim mi? Abi bir dinle daha, tamam. Bir dinle daha. Ben... Mesela bak Sava Tümer'e bir konuk geldi. Ben bugün kıza aşık oldum, biliyor musun? Sava Tümer'e bir konuk geldi. Evet. Atıyorum, ha seni çağırdı. Evet. Tweet TV'de yırttın. Evet. Popüler oldun, patladın, gittin biz falan. Biz patlar mıyız bir gün acaba ya? Ha? Evet sayın seyirciler. Hayır, bugün şey, biz patlar mıyız bir gün? Bugün o zaman Kadir Doğulu'ya bir mesaj at. Tweet at daha doğrusu. Evet. Bunu retweetler misin diye. Evet. Eminim. Hemen tweetler. Bilmiyorum. Konseptine uyarsa hani. Neyse şeye geleceğim. Sava Tümer seni çağırdı. Hiç tanımıyor seni, tamam mı? Kulisi ilk hani bir sohbet ediyorsunuz falan. Direkt şey diyecek. Yalçıncım hoş geldin falan. Abi. Samimi değil mi? Ama işini çok iyi yapıyor bence. Yani. Ama gelen... Mesela Harun o gün söylemeseydi sevgili Harun Kolçak. Evet. Gerçekten Harun Kolçak öyle. Ama hakikaten çok... Hakikaten çok dolu. Abi sen dolu. Konuşmama izin vermiyorsun ki. Evet ya. bir şey de hep ya sen mi konuşacaksın birader ya? Hep sen konuşacaksan söyle, ona göre anlaşalım bundan sonra. Yok yok devam edelim. Ben bugün abi 15 dakika oldu ya. Olsun. Ben bugün Esra'ya aşık oldum. Bugün değil aslında da geçen daha çok önceden beri vardı. Mehmet İnceman ne olacak? Estağfurullah. Onu da seviyorum. Onu da arkadaş olarak seviyorum. Benim sevdiğim. Evet. Ben güzel haberlerle görüşmek dileğiyle yarın. Evet sevgili dostlar. Aşksız kalmayın diyorum. Bir tane son bir şey okumak istiyorum ya. Oku. Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum. Neylersin ya, ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata. Neylersin kader? Kim yazmış? Kim söylemiş? Bir de bekle. Buradan Esra'ya sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir eskiden bir şey vardı. Her nerede yaşanan ve yaşatılıyorsa sevgiyle kalın.